Meclis Başkanlığı'na Sinop önerge. Su yetersizliği sebebiyle Ordu köyüne Sinop Balıkarası Sanayi Bölgesi'nin kullandığı içme suyu bağlanmıştır. Bizim açımızdan bir sorun yoktur. Ancak bölgedeki ticari amaçlarla kurulmuş işletme ve işletme veya işletmelerin bu suyu kullanmadıkları kullanıyorlarsa OSB ne maddi zarar verip vermediklerini araştırılıp gereğinin yapılmasını dilerim. İlgilenme üyeleri Durmuş Bayrak, Necmettin Çakır, Abdullah Batur, CHP Grup Başkan Vekili. Arkadaşlar, okunan önergeyle ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkan, okunan bu günden maksin meclis araştırma ve inceleme kuruluşunun havalesi hızlı. Abdullah Bey. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, çok kısa. Bizim farklı duyumlarımız var. Ticari amaçlarla ilgili organize sanayi bölgesinin suyu kullanılmakta. Organize sanayi bölgesinin giderlerini %51 yanılmıyorsam Sinop İl Özel İdaresi pay ortaklığı olarak katılmak zorunda. Yani o zaman bunun ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Yani durum. Tamam, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Gürcay Bey'in teklifini oydan sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 35. maddeyi okutuyorum. Önerge. Sel felaketinde ilçe ve köylerimizdeki vatandaşların durum tespitlerinin yapılması ve ilgilen meclisin üzerine düşen görevi yapması. İlgilen Meclis Başkanlığı'na sunuyor. Önerge. Sel felaketinden etkilenen ilçe ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın durum tespitlerinin yapılıp ilgilen meclis olarak üzerimize düşen görevi yapmamız için gereği dilerim. İlgilen meclis üyeleri Necmettin Çakır, Durmuş Bayrak, Abdullah Batur, CHP Grup Başkan Vekili. Okunan önergeyle ilgili söz almak isteyen Gürey Bey. Sayın Başkanım, okunan bu gündem maddesini özellikle durağan ve dik meclislerimizdeki serifelerimize geçmiş olsun diyerek başlıyorum. Bu konuda muzdarip olan ilçelerimizden biri olan Durağan İlgen Meclis Üyemiz Yılmaz Sayın Komisyon Başkanlığı'nı yaptığı Milli Eğitim Komisyonu'nun havalesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, buyurun. Sayın Başkan, ben bu konuda gündem dışı bir konuşma yapmak istiyorum. Eğer misin? Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, biliyorsunuz Salı günü Sinop ilimizin Dikmen ve Durağan ilçelerinde çok büyük sel felaketi olmuştur. Özellikle ben tabii Durağan'ı bilmiyorum, Dikmen'i bildiğim için 2-3 gündür Dikmen'deydim. Hatta bugün arkadaşımız geldi, acilen geri dönmek mecburiyete kaldı. Bu konuda ilimiz, özellikle dairelerimiz tamamen sınıfta kalmıştır. Şu anda hala Dikmen ilçemizin 6-7 tane köyüne daha hala ulaşılamadı. Bir protokol acil toplantılarda bir karmaşası yaşanıyor, hala da yaşanıyor. Bu konuda meclisimizin üzerine bir şeyle acilen yapmasını temenni ediyorum. Birincisi bu, ikincisi açılan yollardan sonra tarım arazilerle ilgili benim bildiğim kadarıyla Dikmen ilçesinin yüksek köylerinde şu anda 15 köyde bir ekildiği bir şey kalmamıştır. Özellikle Tarım İl Müdürlüğü bu konuda çok titiz davranmasını talep ediyorum. Sayın Başkanım, özellikle sizden bu konuda ciddi destek bekliyorum. Hepiniz destek için saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Abdullah Bey, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, konunun sıkıntılı olması grubumuz tarafından dikkatle incelenmiş, ilgilen meclisinin huzuruna getirilmiş, ilgilen meclisinden de destek almış, gündeme girmiş bir maddedir. Gidecek komisyon çok önemli değildir. Hepimiz aynı bölgenin insanlarıyız, Sinopluyuz. Dolayısıyla tespitlerin çok ciddi yapılması gerekiyor ve ilgilen meclisinin ilgi alanına giren, örneğin Ahmet Bey'in dediği gibi tarımda, ticarette, sanayide, altyapıda, ulaşımda, her türlü alan ilgilenmesinin alındı. Yani bizim bunu çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Mağdur insanların mağduriyetini gidermemiz gerekiyor. Bu anlamda ilim meclisinin alacağı rapor çok önemli. İlim meclisinin alacağı rapor çok ciddi hazırlanmak zorunda. Bütün teknik elemanlar seferber edilmek zorunda bu komisyon çalışmalarında. En ufak bir ayrıntının atlanmaması gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Buyurun abi. Sayın Başkan, özellikle şimdi bu tarım arazileriyle ilgili ben bazı aldığım duyumlara göre tarım ilçe müdürleri bu işi sapsaklayacaklar. Fakat bu konuda bütün her ilçeden
Birliği Genel Meclisi'yle beraber ortak bir komisyon olup bütün ilçelerimiz mesela bir, belki her köyümüzü gezemeyiz ama merkezi köyleri şöyle bir uç bakıcı gezersek çok faydası olur. Meclis en azından onu çok büyük bir şey sağlamış olur yani bak diye. İtibarı sağlar. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bu önergeyle, bir sözlü önergeyle de desteklenmesini istiyorum. Bu felaket şunu da gösterdi. Özellikle grup yollarda alternatifinin olmayışı. Yani bu komisyon bunu da gündeme alabilirse grup yolların, grup olan köy yollarının alternatif ikinci yol güzergahlarının afet durumları için hazır bulundurulması veya yol ağına alınması, bununla ilgili Dikmen'de yaşadığımız olay, Dikmen'in yaklaşık 13 tane köyünün bir tane köprüsü gitti ve grup alternatif yollar var ama alternatif yolların haritasını ve güzergahını ne yazık ki bizim dairemiz bile, bizim meclis üyesi arkadaşlarımız kadar bilmediği ortaya çıktı ve biz kendi araçlarımızla o grup yollarına gittik. Böyle imkanlarımız var. Ama gerekirse alternatif grup yollarının yol öncelikli ağlara alınması da talep edilebilir. Bununla ilgili bir harita çıkartılması da istenebilir. Ben bunun da komisyona ilave edilmesini rica ediyorum. Acilen bu hafta ünlü saftı içinde eğer bu gezerse bu ilçelerin de çok mahkum olur, çok önemli. Ha. Acilen komisyon kurmamız lazım. Yoksa başka türlü bu işin de çıkamayacağız. Daireler çıkması mümkün değil. Gerçekten değil. Ben bari benim konu tarzsız biliyorsunuz mevzu işte. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Ahmet Bey'in serzenişine biz ortak olmak için bu önergeyi veriyoruz. Yani aslında Ahmet Bey, yani biz doğal komisyon üyesiyiz. Milli eğitime gidecekse hepimizin doğal olarak çalışma zorunluluğu var zaten. Yani o... Hayır efendim, şimdi sizle ilgili konuşmuyorum. Yani milli eğitime gitti diye diğer arkadaşlarımızın çalışmama lüksü yok ki. Herkes koştursun bu işle ilgili. Erkan Bey de Ayancık'ta koştursun. Türkiye'de diğer arkadaşlarımız koştursun. Herkes rapora katkı sağlasın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yalnız şunu hatırlatmak isterim. Hiç kimseyle tartışmak istemem. Allah'tan gelen başımızın gözümüzün üstüne, hiç sıkıntı yok. Ama göz göre göre de biz bunu hazırlarsak ne olur diye bir olayı anlatacağım. Resmi kayıtlara girmiş bir olay. Gerçi termik santralle ilgili olarak Dikmen çay yatağına 10 milyon metreküp malzeme dökülmesi GES raporunda vardı. Eğer buranın kazısı yapılsaydı, bir şekilde birileri de bunu okumayıp atlasaydı, 10 milyon metreküp kan güzelce çay yatağına bu malzeme dökülseydi, bu selde gelseydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Başkan, bu konuda bir şey söyleyebilirim. Abla Bey çok ilgilerine bahsetti. Bu şeyle ilgili, Abla Bey'in bahsettiği o toprakla ilgili, Dikmen'e dökülecek toprakla ilgili sadece bir kişi biliyor. Üç kişi. Dikmen'in bundan hiç kimsenin haberi yok. Dikmen bunu şiddete karşısında, yani bunu herkesin bilmesine fayda var. Tamam. Arkadaşlar, Gürel Bey'in teklifine ve Başkanım, aynı maddeyle. Şimdi bu afet komisyonu, milletin komisyonu bunu bir hafta bitiremez. En az bir ay, iki ay sürer bu tespitleri yapması. Yani ben... Tabii, komisyon çalışmasını yapsın, ona göre ek süre isterse. Yani yetiştiremez. Bu ay komisyon fazla çalışsın, yani 20 gün çalışsın, engel yok, 5 gün çıkın yani. Arkadaşlar, komisyon o çalışmayı yapsa ve sizden de gerekirse meclis üyesi arkadaşlarla birlikte de hareket ederler. Ahmet Bey, Sayın Başkan, konuya giriyorum, kusura bakmayın ama müsaade ederseniz. Şöyle bir rota izleyebilir komisyon. Her ilçede ilgilen meclis üyemiz var. Dairelere, birimlere komisyon talimatını verir. Her ilçedeki meclis üyeleriyle teknik heyet, her türlü teknik heyet, tarımı, sanayisi, ticareti, sosyal hizmetleri, her türlü teknik heyet görev yerine gider. Komisyonun her yere gidip tık 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 nokta atışı göstermesi gerekmez. Komisyon raporu çıkarttırmak için çalışmak zorunda. Daireyi çalıştırmak zorunda. Bu yapılabilir. Ahmet Bey rahat olabilir bu şekilde. Tamam. Komisyon yani teknik elemanlar 9'a bölünüp her yere anında sarılır. Evet, teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar 35. maddeyi Yücel Bey'in teklifi Milli Eğitim Komisyonu yalnız buna önergeye lütfen benim ilavemi de ekleyerek gündem alınmasını rica ediyorum. Yücel Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36. madde. İlimize gelen turistlerin taleplerinin karşılanması için Kültür Müdürlüğü'nün de gibi çalışmalar yaptı. İlgilenmesi başkanlığı Sinop. Önerge. Yazın artan turistlerin ne gibi talepleri oluyor? Kültür Müdürlüğü bu talepleri karşılamak için rehberlik ve danışma hizmetleri vermek için ne gibi çalışmalarda bulunuyor? Geleni dilerim. Durmuş Bayrak, İlgilenmesi Üyesi Necmet Çakır, İlgilenmesi Üyesi Abdullah Batur, İlgilenmesi Üyesi CHP Grup Başkan Vekili. Önergeyle ilgili söz almak isteyen buyurur diliyorum. Okunan bu önerge Turizm Komisyonu Avalesi'ni talep etsin başkanım. Abdullah Bey. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, burada kesinlikle yanlış anlaşılmaması gereken bir konu var. Önerge merkez ilçeyle ilgili değil, Sinop iliyle ilgilidir. Sinop merkez ilçe ve 8 ilçede ne yapıldığı, ne yapmaya çalışıldığı sorulmaktadır. Bu çok net olarak bilinmesini isteriz. Teşekkür ederim. Önerge Gülay Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. maddeyi okuyorum. Paketlenmiş gıdaların sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında konferans düzenlenmesi. İlgilenmesi Başkanlığı Sinop, Önerge. İşlem görmüş paketlenmiş gıdalarda kullanılan yapay şekerin İnsan sağlığı üzerindeki etkileri gelecek nesillerde yapacağı talimatı göstermek ve bilgilendirme çalışması yapılması için Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte program hazırlanıp konferans yapılabilmesi için gereği dilerim. İlgilenmesi üyeleri Durmuş Bayrak, Necmettin Çakır, Abdullah Batur, CHP Grup Başkan Vekili. Önergeyle ilgili söz almak isteyen var mı? Sayın Başkanım, okunan bu önergenin önümüzdeki ay görüşülmesini talep ediyorum. Yücel Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. madde önerge, önümüzdeki ay görüşülmek üzere gündeme alınmasın. 38.